Ben silahtar Ketudağısı Süleyman'a, Veziri Azam Piri Mehmet Paşa'dan şehzademe haber getirdim. Hünkârımız Sultan Selim Han Hazretleri 22 Eylül gecesi yatsı namazını müteakip Çorlu ordugahında otağında hak yoluna yürümüş, yüce Rabbin cennetine avdet eylemiştir. Şehzade Süleyman Hazretleri'nin en kısa zamanda yola devam Hünkârım Sultan Süleyman Han Hazretleri, Hanedan-ı Ali Osman ve cümle Osmanlı mülkü sizi bekler. Thank you.
Aleksandra, vastavay, pokuşay. Aleksandra, vastavay. Skola dney, ne ya? Savaşıyla. Vastavay. Maria, Aleksandra, hadi. İçmeyin şu pis Osmanlı çorbası. Açlıktan ölsem içmem. Gel buraya. Kalk. Zıkkınma şu çorbayı. Bırak. Dokunma bana. Seni öldürürüm. Duyamadım. Ne yaparsın? Seni öldürürüm pislik. Ölüm sen. Vurdum seni. Ölüm sen şimdi. Köpek. Gel buraya. Ağla şunu. Su bile verme. Efendim, ne dilerseniz yaparız. Acıyım. Ölmek, ölmek istiyorum. Atın beni denize. Ölemezsin, yasak. Sen sultanın kölesisin. Saraya gidene kadar ölemezsin. İsterse o öldürür seni. Jesus Christus. Radis Umi. Sultan. Çıkın şuradan. İstanbul. Trafo. Validem. Dualarını eksik etme. Allah mahcup etmesin bizi. Osmanlı'nın gücünü, adaletini dünyaya göstermeyi nasip etsin. Allah sana, tahtına, tacına uzun ömür versin. Ben senden razıyım. İnşallah Rabbim de razı olur. Sana kaftan hazırladım. Getirin aslanımın kaftanını. Hatice'm. Kardeşim. Ben Süleyman. Yavuz Sultan Selim Han'dan olma. Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma. 1494 sonbaharında Trabzon Sarayı'na şenlik, doğduğu yere barış, bereket getiren. Ama kardeşlerine hasret. Ölümle cenkte Orhan, Musa, Korkut'u zalim salgınlara kurban veren. Çocukluğunu kardeş acısıyla büyüten Süleyman. Ben Süleyman. Rumi hocalarla 6 yaşında Trabzon'da derse oturan. Dağları, zirveleri, yıldızları seven, rakamlarla oyun oynayan, 10 yaşında İstanbul'da Enderun'a giren, rahleye bilgiyi koyan, okudukça soru soran, bulduğu cevaplara ikna olmayan, sır olanı aşikar kılan, sabrı öğrenmek için mücevher yapan, madenin ve taşın ışığını buluşturan, gördüğü ışıkta gözleri kamaşan, kıymetliyle kıymetsizi ilk bakışta anlayan, anladıklarını hiç unutmayan Süleyman. Ben Süleyman. 16 yaşında Veliaht Şehzade Manisa Sancak Bey'i olan, bugün babam Sultan Selim Han'dan kalan şerefli mirası devralmak için yürüyen, yürüdüğü her adımda adalet arayacağına söz veren Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Sultanı. Çok şükür kazasız belasız yetişti Sultan Süleyman. Eğer bir şey olsaydı nice olurdu halimiz Piri Paşa'm? Allah korusun. Hayali bile felaket. Felaket olmazdı paşam. Sultan Selim'in bir oğlu daha yok mu? Üveysi unuttunuz. Hani payitahta yaklaşması dahi yasak olan, doğillerimizde sürgün gezdirilen Üveys. Ne yeridir bu lafların ne de zamanı Cafer Ağa. Ne demiş Yunus Hazretleri? Laf ola bitire savaşı. Laf ola kestire başı.
Sultan Süleyman Han Hazretleri. Müftü Enem Ali Efendi Hazretleri. Vezir Evvel Mehmet Paşa. Veziri Sami Ferhat Paşa kulunuz. Veziri Salis Ahmet Paşa kulunuz. Kaptanı Derya Cafer Ağa. Rumeli Kaz Askeri Ali Efendi. Santo Padre, Papa Hazretleri, önemli bir haber geldi. Osmanlı hükümdarı Sultan Selim ölmüş. Tahta oğlu Sultan Süleyman geçmiş. Genç bir sultan. Babası büyük savaşlar kazandı, kanlı ve güçlü bir iktidar sürdü. İslam aleminin mutlak hükümdarıydı. Eleno del İslam el morto. İslam'ın arslanı öldü. Arslan gitti, kuzu geldi. Lüblü tepe ya. O Jesus kolicaz bu tepe. Ya tojo sos kolicaz. Bir tojo poženim si evet oy selvki. Tvoj otec so veršit. Naš to risit veni obrejad. Maši dete putut, ste skrešeni. Šit, mama smatri. O veki vekova imja Otca i Sina Svetog Jutago Duha. Amen. Leo! 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 Leo!
Uyan, kim katil? Bizler mi katiliz? Çabuk özür dile bizden, çabuk. Yok, siz değil. Osmanlı değil. Tatarlar yapmış. Af dile Aleksandra, inan etme. Başımıza bela mısın sen? Aleksandra, bak af dile yoksa sonumuz felaket olacak. Felaket mi olacak? Daha ne olacak ki bana? Annem, babam, kardeşim, Leon, sevdiklerim hepsi öldürüldü. Beni köle olarak Kırım Sarayı'na sattılar. Yetmedi. Onlar da beni Osmanlı Sarayı'na sattılar. Daha ne olur ki? Ölürsün beni. Kurtulurum. Kimsem kalmadı. Ekmeğinize bol tutmuşsun, şunu mu kestirmişsin? Olmaz. Bu böyle verilmez hünkâra. Kaldırın bunları çabuk, kaldırın. Ayva incir tatlılarını getirin çabuk. İnnallâhâ me'assâbirîn. Şeker ağam, yemiş tepsileriniz nerede? Beceremeyeceksen büyük mutfaktan yardım alsaydın ya. Tutturdun biz sultanın haremin asıl mutfağıyız diye. Hünkârın yemeğini biz vereceğiz dedin. Bak gördün mü? Kalkamadın altından. Kalkamadın. Vallahi ve tillahi. Seni pekmeze değil sirkeye yatırırım ona göre. Çabuk, çabuk. Hazırız Sümbül ağam. Hazırız Sümbül paşam. Çekeyim. Sallanmayın vallahi sallarım sizi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kaldırın bundan çabuk. Yeter artık, çözün ellerini. Yüzünü yıkasın, temizlensin. Bunları saraya bu halde mi götüreceğiz? Neresi burası? Geldik mi Osmanlı cehennemine? Görüyorsun İbrahim, kurduğumuz hayallere yaklaştık adım adım. Savaşlardan, ölümlerden, baskınlardan sonra buradayız. Bu geceye eriştik. Gelecek daha büyük, daha muhteşem olacak hünkârım. Siz hayalini kurduğunuz İskender'den daha büyük bir imparator olacaksınız. Zamanımızın büyük İskender'i sizsiniz. Bu hayale bir sen bir de ben inandık. Kader bize neler gösterecek? Aa, gelin gelin. Bakın, yeni kızlar gelmişler. Aman pek de bakımsız dökün. Sıraya geçin. Dik durun. Sıraya geçin, dik. Kafalar yukarıda. Bunlardan olsa olsa hizmetçi olur. Başka bir şey olmuyor. Arkaya. Söyle şunlara, seslerini kessinler. Kızlar. Bak gelmeyeyim yanınıza ha. Hadi odalarınıza. Ben kime diyorum ben? Hadi odanıza. Koparırım o dilinize. Смотри, не такой уж стоят. Еще ничего не увидели. Şu seçtiklerimizi hamama gönder. Hekim kadın da görsün, muayene etsin. Ötekileri aşağı indir. Yarın sabah bakarsın. Usta Siminya! Usta Feskazala! Hoş! Mitrogay Siminya! Rince Svaygras Nirukya! Ne oluyor aşağıda? Bu ne gürültü? Kim bu bağıran densiz? Kırım'dan sultanımıza hediye gelen yeni kızlar efendim. Usta Feskazala! Hoş! Getirin bana bu aşağıdaki arsız kızı.
Daldın gittin yine yıldızlara Pargalı. Anlat bakalım neler söylüyorlar sana. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa huzura kabulünü arz eder sultanım. Buyursun. Kanunu kadim gereği mührü hümayunu size iade etmeye geldim hünkârım. Sizi yine vezir-i azamım olarak görmek isterim Piri Paşa. Siz Yavuz Sultan Selim Han'a büyük bir başarı ve sadakatle hizmet etmiş bir paşasınız. Bu devlet size borçludur. Görevinize devamınızı arzu ederim. Arzunuz benim için bir emirdir. Şükranlarımı kabul buyurun. Bir husus daha var Piri Paşa. Şahinci başım Pargalı İbrahim'i tanırsın. Bundan böyle benim hasoda başımdır. Öyle bilinir. Nigar Kalfa! Ayşe, benimle gelin has odayı son bir gözden geçirin. Gece bir eksik olmasın, tamam mı? Ay, ne şanslısın kız. Sultanın odasını göreceksin. Ah, keşke ben de olsaydım. Siz odalarınıza hadi, çenesi düşükler. Ayşe, hadi sene. Hadi Nigar Kalfa, yürü. Haydi, haydi, haydi! Nitrogeisemin ya! Ne kriči, zatkni se. Uspokoj se. Minja se kompromisli vertet osmanski at. Spasitje, pomagitje. Vjetna štoba je silna i bagateja ženšina. Skažete ertem štobi ostavili minja. Nije tu, ubiju sibja. Sen Sultan Süleyman'ın malısın. Ölmene de yaşamana da o karar verir. İyi ya. Götürün. Ben kimsenin malı değilim. Ölürüm oğlum. Bırak, bırak, bırak beni. Kusura bakmayın efendim. Ben bu kızın dersini vereceğim. Direnirse, başını eğmeyi reddederse cezasını eksik etmeyin. Adın ne senin? Ayşe İnkör. Thank you.
gel. Hayvan mı yesin? Buraya gel. Ver lan. Gel buraya. Beni. Otur. Hayır. Otur. Hayır. Otur buraya. Çek elini. Çek. Çek buraya. Otur. Çabuk. Neydi bu arsızın adı? Alexandra. Rutenyalı. Pargalı Rum balıkçı Manolis'le Venedikli Sofya'dan doğma, Parga'dan 10 yaşında devşirilen dönme İbrahim. Adım neydi? Hangi dilde ne anlama geliyordu? Unuttum. Unutmak özgürlük. Yoksa bırakmıyor kalbini adını aldığın dil. Üzerinde yürümeyi öğrendiğin toprak. Hünkârım. Ben istirahate çekildiğinizi uyudunuz sandım. Şu boğaz havasını içime çekmeden uyuyamadım. Senin bir sıkıntın mı var? Bir dileğin varsa söyle. Ne dileğim olabilir ki hünkârım? Zat-ı şahaneniz bana öyle bir onur bahşettiniz ki bu gece. Layık olmak için... Lakin benim senden bir isteğim var. Emriniz başım üstüne. Senin de bir aile kurma vaktin geldi. Hatta geçiyor. Benim bir ailem var. Nasıl var? Benden habersiz aile mi kurdun? Siz bana kardeşimsin demiştiniz. Yoksa artık değil miyim? Bir kardeş seçme şansım olsa seni seçerdim. Hadi kızlar çabuk olun. Sallanmayın hadi. Çabuk 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 çabuk. Dışarıda soyun onları çabuk. Çabuk. Ben de çabuk bakma. Bak, hadi içeri içeri içeri. Sallanmayın sallanmayın. Geceliklerinizi giyin yatın. Yarın yeni kıyafetler verilecek. Hadi. Alex misin, Alexandra mısın nesin? Kırarım o kemiklerini. Al geceli yerden. Hepiniz kulaklarınızı açın. Hiçbirinizi affetmem ona göre. Burası Topkapı Sarayı'dır. Osmanlı Hanedanı'nın yeridir. Hepiniz Sultan Süleyman'ın malısınız. Seninle Rusça konuşan da Valide Sultanımızdır. Padişahımızın anasıdır. Dilimizi nereden biliyor? Kırım Hanı Giray Han'ın kızıdır.
Sizin gibi köle olarak gelmedi bu saraya. Sultan olarak geldi. Hadi kızlar toplanın hadi. Yürü. Hepimiz köle olarak geldik buraya. Eğer ki aklını başına toplarsan köle olarak kalmazsın. Eğitimini al, çeneni kapa, uslu ol. Buradaki kızların hepsi sultan için hazırlanırlar. Seçilirsen ve sultanı mutlu edersen bir de erkek çocuğun olursa Haseki Sultan sen olursun. Dünyayı sen yönetirsin. Hadi. Ничего не сказал. Давай ложим. Sizin yaralarınız iyileşmiş. Ben de vermek istiyorum. Anne ne olur? Burada çok acı var, kötülük var. Bırakmayın beni. Bizle gelemezsin Aleksandra. Sen kalıp bizim intikamımızı almalısın. Sen yaşamalısın. Güçlenmelisin. Senin yapman gerekenler var. Sen güçlü olursan biz huzur buluruz. Leo nerede? Neden yanınızda yok? Leo yok. Leopold gelmedi bizle. Kayıp. Hepinizi kaybettim. Beni yalnız bırakmayın. Yapamam. Yapacaksın. Benim kızım yapar. Kanımızın akmasını durdurur. Yüce İsa koruyacak seni. Alex. Yüce İsa. Yardıma geldin. Duydun beni. Ben İbrahim. Parga'dan 10 yaşında devşirilen dönme İbrahim. Dönmek nasıl bir şeydir? İnsan nereye döner? Döndüğü yer neresidir? Geriye dönmek var mıdır? Mümkün müdür? Yoksa kader sadece ileriyi mi gösterir? Geldiğin döndüğün yer orada mıdır? Bekler mi? Baksan görür müsün?
kalbin dönerken pusulan mıdır? Geçtiğin yerleri unutmadan, aynı yerlerden geçerek yine evin yolunu bulabilir misin? Yoksa döndüm, değiştim, geldiğin dediğin her yerde ve dilde ve de dinde hala dönme misindir? Dönmek kabiliyet değil, zaruret midir İbrahim? Önce valideme uğrayalım, bir hayır duasını alalım. Kesin sesinizi! Artık çocukluk bitti. Bugünden itibaren eğitim göreceksiniz. Her gün mektebe gidip İyi, güzel, bilgili, ahlaklı cariyeler olmanız için eğitileceksiniz. Her söyleneni öğrenir. Usulünce yaparsanız bu sarayı size cennet. Yapmazsanız cehennem ve bisel masir. Bu böyle biline. Hadi şimdi sıraya. Aferin. Başınızı eğin. Başını eğin. Anladın mı söylenenleri? Tamam mı? Anladım. Tamam. Validem. Hayır duanı almadan işlerime başlayamadım. Aslanım benim, Süleyman'ım. Bütün dualarım seninle. Allah seni korusun. Tüm Osmanlı'ya bağışlasın. Validem, kıymetlim. Mahidevran'la benim aslan parçası torunum ne zaman gelecekler? Onların dairesini hazırlatıyorum. Yola çıktılar, yakında gelirler. Gelin bu zümrüt yüzük mü? Sen. Daha ne kadar gideceğiz anne? Durup oyun oynayalım. Az kaldı Mustafa. Bizi kadırgamız bekliyor. Güzelce yelkenleri açacağız. Rüzgar bizi İstanbul'a, sarayımıza götürecek. Ben babamı özledim. İbrahim'i özledim. İbrahim de bizi orada bekliyor mu? Bekliyor. Baban, büyük annen Hafsa Sultan, halan Hatice Sultan. Hepsi bizi bekliyor. Bizim sarayımızdan büyük mü arası? Büyük Mustafa. Çok büyük. Dünyadaki en büyük saray Topkapı'dır. Her tarafı altınlarla, elmaslarla dolu. Orası Gözde'lerin katıdır. Gözde ne? Hünkâr seni beğenirse yerin orasıdır. Hünkârın yatağına da altın yoldan gidilir. Ama akıllı, laf dinlenenleri geçer o yoldan.
Sultan Hüseyin'e selam verin. Kafanızı kaldırmayın sultan geçene kadar. Sultan Süleyman! Daye! Sümbül! Emredin padişahım. Bakın şuna nesi varmış. Sümbül! Hünkârım. Arzu odasına gitmiyor muyuz? Ben size ne dedim ha? Kafanızı eğin, bakmayın demedim mi? Baktığın yetmedi, sultanın adını söyledin. Bir de üstüne şak diye bayıldın. Bey ecvafi vavi. Sen kim? Sultanın adını Süleyman diye söylemek kim? Sen mi koydun koskoca sultanın adını? Had bilmez terbiyesiz. Meşkhane dönüşü vereceğim senin cezanı. Как на лице очень привлекательный. Прыгну вас. С ума сошёл, Алекс. Как ты потеряла сознание? Вечером в каюте я как на потеряла сознание. Hünkârımız pargalısını almış geliyor. Bu İbrahim dönmesini nasıl has odabaşı yapar paşam? Siz neden olmaz demediniz vezir-i azam olarak? Bize düşmez ama size düşerdi. Sen benim makama terfi edersen o zaman söylersin Ahmet Paşa. Üstelik haneden damadısın. Sen de Ferhat Paşa. İkiniz de damatsınız. Estağfurullah Piri Paşam. Yanlış anladınız. Gel bakalım Hasan Can. Babamın Mümtaz Nedim'i, sırdaşı. Önce seninle yalnız konuşalım. Şahin'inden bile hızla yükseğe çıktın Pargalı İbrahim. Şahinci başılıktan has oda başılığa. Osmanlı'nın dört mühründen birini sen taşıyacaksın ha? Hünkârım öyle buyurdu paşam. Biz kapı kulları emir kuluyuz bilirsin. Emir demiri keser. Vezirim. Devşirmeler. Kapı kulları iktidara yürüyecek. Önleri kesilmezse. Çok acı çekti mi? Hayli. Ama şuuru hiç bulanmadı. Hep açıktı.
son nefesine bile dualar okumamı isteyerek kendini hazırladı. Mekanı cennet olsun. Beni sordu mu? Son gece hep sizi sayıkladı hünkârım. ...200 parça kalyonlar hazırlatıyordu. Rodos Zeferi için Cafer Ağa'ya. Sultan Selim Han Hazretleri Rodos'u almadıkça... ...Akdeniz'de bize huzur yok demişti. Sonra Kaptan da... Derya Cafer Ağa için bir şey söylemez miydi? Yaptığı usulsüzlükleri, kanunsuzlukları ben Manisa'dan bile biliyorum. Mısırlı tüccarların uğradığı haksızlığı, zulmü... ...Rumeli'de köylüye yaptıklarını... ...Tebrizlilerle olanı saymıyorum bile. Söylesene Hasan Can. Bu mudur Osmanlı'nın adaleti? Böyle görmezden gelmek midir? Kör ve sağır vicdanın iktidarı adaleti olur mu? Olmaz hünkârım. Bana söyleyeceklerin bu kadar mı Hasan Can? Niye bu kadar uzadı? Neler yumurtluyor Hasan Can? Doğrusu neyse siz bilirsiniz hünkârım. Elbet bilirim Hasan Can. Ben ne yapacağımı bilirim. Mısırlılar 30.000 akçe eksik ödediler. Satacak malımız kalmadı. Gelsin Cafer Ağa canımızı alsın dediler. Bugün tekrar git. Eksiği tamamlasınlar. Yoksa akşama verin ateş. Yakın, yıkın. Sonra kadıya gidin. İhbar edin, bunlar bütün mahalleyi ateşe verdiler deyin. Bugün sizlere eğilip kalkmayı öğreteceğim. Herkes şimdi bir kalksın yerinden. Kalk, 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 kalk. Kalk, çabuk, çabuk, çabuk. Uyuşukluk istemiyorum, hadi. Evet, şimdi avuçlarımızı birbirine iyice yapıştırıyoruz. Güzel. Öne doğru belimiz düz bir şekilde eğiliyoruz, eğiliyoruz, eğiliyoruz. Kafalarımızı kaldırmadan bakıyorum, kontrol ediyorum. Dümdüz, güzel, dümdüz, güzel, dümdüz, güzel. Biraz daha eğil. Dümdüz, güzel, biraz daha düz. Bakıyorum. Kalk, kalk. Tek tek ilgileneceğim. Şimdi kızım, avuçlarını birleştir. Güzel. Eğil. Eğil, 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 eğil. Eğil, eğil yavrum, eğil yavrum. Eğil kızım, eğil. Odum yuttun sen, biraz daha eğil. Kalk, kalk. En son bugün sana ben ne öğrettim? En son sana bugün ne öğrettim? Yasak, yasak. Bugün bir tek yasak demeyi mi öğrendin? Evet, yasak. Aa, güzelmiş. O zaman yasaklardan devam ediyoruz. Şimdi, yasaklar. Gürültü yapmak yasak. Bakmak, görmek yasak. Dedikodu yapmak yasak. Emre itaatsizlik yasak. Erkek yasak. Anlaşıldı? Gül Ağa. Erkek yasak? Onlara yasak yok çünkü onlar erkek değil. İşte erkek. Onlar harem görevlileri yani hadım. (Gülüyor)
mu gülüyorsunuz siz? Yalnız bırakmaya gelmiyorsunuz, hemen giriyorsunuz. Şimdi sizi terziler ellerindeki makaslarla bekliyorlar. Hadi çabuk gelin bakayım arkamdan. Çabuk. Evvela sen konuş Defterdar. Söyle bakalım, Hazine-i Hümayun'un durumu nedir? Rahmetli Sultanımız Selim Han sayesinde hazinemiz ağzına kadar doludur hünkârım. Bugün kaydıyla hazinemizde 6.380.530 duka altınımız var. Devlet-i Aliye'nin yıllık geliri 11 milyon duka altındır. Hazinemizin dolu olması bizim sefere hazırlanma kabiliyetimizi hızlandırır. Yeniçerilere cülüs başçı olarak verdiğim 5.000 akçenin 3.000 akçesini hemen dağıtın. Kalan 2.000 akçeyi de maaşlarına zam olarak verirsiniz. Şimdi bu haritayı buraya niye serdim bilir misiniz? Dünyayı ayaklarımızın altına şöyle bir serelim bakalım istedim. Biz artık bir Balkan İmparatorluğu değiliz. Biz Kara Avrupa'sında at süreceğiz. Belgrad, Budin, Viyana, Roma. Avrupa'nın kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Doğuya sırtımızı dönmedik elbet. Sınırlarımız Hazar Gölü'nü aşacak. İnşallah. Allah'ın yardımı ve sizin mutlak gücünüzle hünkârım. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Charles Quint, François, Henry Tudor. Vatikan'daki kafirler. İlk hedefimiz Rodos'tur. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız. Посмотри. Это красивая девушка. Этой ночью не стала. Сеньшой султана. Они занимались любовью? Да. Türkçe konuşun. Rusça yasak. Hadi kızlar, yemek bitti. Sultan nasıldı? Anlatsana. Çocuk oldu mu? Rüya gibiydi. Yakışıklı, kibar. İnşallah çocuk olmuştur. Dua ediyorum beni yine istesin ama. Sultan çok güzel bir kadını varmış. Oğlu Şehzade Mustafa'nın annesi. Mahidevran Sultan. Nerede o kadın? Burada? Manisa'dan geliyormuş yakında. Hadi Ayşe. Bir arzunuz var mı hünkârım? Ben biraz çalışacağım İbrahim, sen gidebilirsin. Yarın ilk divan toplantınız. Herkes sizin ne kararlar alacağınızı çok merak ediyor. Sence benim kararlarıma dünya hazır mı? Osmanlı hazır mı İbrahim?
Babasının bakışlar var Sultan Süleyman'da. Sert. Derin bir uçurum gibi. Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Bu taht, bu iktidar Allah'ın yasalarından daha güçlü değildir. Kutsal kitabımız Kur'an, adaleti, iyiliği emreder. Osmanlı'nın adaleti, Sultan Süleyman'ın adaleti kanunlarla işleyecek. Kaç yıldır zorla vatanlarından koparılan ve burada çektikleri sıkıntı herkesçe malum olan 600 Mısırlı aile istedikleri zaman ana vatanlarına, Mısır'a dönebilirler. Onlar eşit tebaamızdırlar. İranlı, Tebrizli tüccarlara uygulanan ibrişim yasağını da kaldırdım. Bu kişilerin uğradıkları zararlar tazmin edilecek. Ayrıca bu kişilere eziyet edenler, her kimse adalet önünde yargılanıp hak ettikleri cezayı çekecektir. Kur'an, İki kişi bile olsa adaleti ara bul, keyfi davranma diye emreder. Bu sebeple bu ailelere eziyet eden, Anadolu'da köylünün malına canına tasallut eden, kan döken, haram yiyen kaptanı derya Cafer Ağa'nın yargılanmasını ve hak ettiği cezanın infazının tez yapılmasını emrediyorum. Hünkârım! Yanlışsın bunlar, yanlış. Ali nişan, iftiradır hepsi. Kuru iftiradır, Allah hakkı için. Yanlışsın, yanlış. Hepsi yalandır. Hepsi iftiradır, nişan. Ali, hünkârım! Yalandır, iftiradır. Hepsi yalandır. Allah! Hünkârım! Yardım et. Bargalı yardım et. Kuluk gören olayım, yardım et. Attıysan adam gibi taşı Cafer Ağa. Ağlama. Dikti o başını. Yalvarma. Sultan Süleyman'ın adaleti bu. Kimse değiştiremez. İftiradır hepsi. Yalandır, iftiradır. Allah! Haremde kızların eğitiminde biz seni bilirim dahi. Ne oldu o Kırım'dan gelen huysuz kız? Terbiyesini verdin mi? Hareketli kız. Ama hızlı öğreniyor. Zehir gibi aklı var. Bize akıllısı değil, terbiyelisi gerek dahi. Sizden yüz bulmasın. Güzel kız ama validem. Güzellik geçici Hatice'm. Ne güzeller gördüm. Şimdi kerpiç damlarda, çamurda yaşıyorlar. Ne var Sümbül Ağa? Valide Sultanım, hünkârımız Süleyman Han Hazretleri kaptanı Derya Cafer Ağa'nın kellesini istemiş. Benim aslanım, Süleyman'ım öyle uygun görmüş. O neylerse güzel eyler, doğru eyler. Sümbül, akşam aslanıma güzel bir hünkâr sofrası hazırlatın. Kuş sütü eksik olmasın. En güzel cariyeleri onun için hazırlatın. Çalıp söylesinler. Ha, has odabaşı İbrahim'i al yanına. Öyle seçim yapın. Yaşasın Sultan Süleyman. Veresiye'den canımız çıkmıştı. Oo, sabah şerifleriniz hayırlı olsun Şeker Ağa. Buyur otur. Şerbetim, böreklerim gelsin. Hadi koş oğlum, koş koş. Siz de hemen bulgura pirince bakın. Çabuk, çabuk.
Aman bak, bu sabah geldi bunlar. Sana sakladım. Yalancısın. 3 gün önce de buradaydı bunlar. Bak, boynundaki akıtmadan tanıdım. Sen çoktan bunların ciğerlerini söküp basmışsındır ya tenekeye. Bana çabuk o kaz ciğerlerini getir. Çabuk! Hemen al. Sultan Süleyman babasından hızlı kararlar aldı. Cafer Han'ın kellesi gidecek. Sırada ne var acaba? Sen biliyor muydun bu kararları alacağını? Hayır. Rahmetlinin son günlerini sordu. Evladı tabii merak etmiş. Acı çekti mi babam dedi. Başka? Bize dair bir şey? Başka bir şey demedi. Şerbetliği şöyle tutuyorsunuz. Yavaşça dizlerinizi kırıyorsunuz. Kulpundan nazik tutuyorsunuz. Eğilin. Kibarca tutuyorsun. 2 elinle. Yavaşça dizlerini. Tamam. Yani 2 elinle. Eğiliyorsun. Dirseğini kaldır. Hı? Kızlar! Bu kim? Aman onu bırakın. Alexandra Kırım delisi. Kırımlı mı? Rutenyalı, Ortodoks bir papazın kızıymış. Dirsek yukarıda, 2 dirseğinde. Ortodoks ha? Ortodoks. Tatar eşkıyalar kaçırmışlar kızı köyünden. Kırım Sarayı'na satmışlar, oradan da buraya. Geldiğinde görseydiniz halini. Ne arsız, ne edepsiz. Ama şimdi veriyorum terbiyesini şimdi. O Kırımlı kızı hazırlayın Zümbül'e. Alexandra'yı mı? Evet. Yanındakini de. Kısa boylu olan. Evet. Bak bir de şu arkası dönük şimdi bize bakmıyor onu. Hafif gülümseyin. Matrakçı! Gel kollarını da kırmadan bir şerbet iç. Gel. Matrakçına su. Gel gel. Gel gel. Geçmiş olsun, ne oldu? Hiç. Düştüm. Bunlar da bana bakıp eğleniyorlar. Şebek olduk. Yukarıda balan nasıl matrakçı? İyi iyi. Al bak. Donanma boğaza çıktı. Haliç'ten top arabaları Sarayburnu'na yola koyuldular. Sultan Süleyman'ı bekliyorlar. Yeni sefere çıkmak için. Yeniçeri ortalar et meydanında toplanıyor bak. Matrakçıya benden şerbet getirin. Ay yaşa. Eline sağlık. Kafayı kırıyorsun ama işe yarayacak mı bunlar? Süleymanname yapacağım. Gün gün bu şehir ve ben kaydedeceğiz olanları. Sultanlar gider, ben giderim ama bunlar kalır. Anladın mı Şeker Ağa? Duyduk, duymadık demeyin ey ahali. Sultan Süleyman kaptanı Derya Kanlı Cafer Ağa'nın kellesini istedi. Cafer Ağa idam edilecek. Bitmedi. Mısırlı esir tüccarlar affedildi. Özgürler. İbrişim yasağı da kalktı. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Annem sarayı çok kocaman. Burası benim sarayım mı? Evet oğlum, senin sarayın. Bizim sarayımız. Ben kaybolurum burada. Seni nasıl bulacağım? Ben hep senin yanında olacağım. Korkma. Hadi gel, büyük annem bekliyor. Valide Sultan emir buyurmuş. Akşam hünkâr sofasında eğlence hazırlanıyor. Ben de Sümbül aile gittim. Sizi eğlendirecek Kırımlı cariyelerden seçtim. Geçen gün sizi görünce bayılan Alexandra da var içlerinde. Konuştun mu cariyeyle yoksa? Haşa hünkârım. Sümbül Ağa anlattı bana nasıl getirildiğini Kırım'dan. Demek Kırımlı. Hünkârım, Şehzadeniz Mustafa geldiler. Valide Sultan dairesinde. Gözünüz aydın. Fargalı, beni oğlum bekler, sonra konuşuruz. Mustafa'm, nasıl özlemişim seni canım. Muah. Ciğerparem benim. Mustafa'm, sen de özledin mi beni? Özledim.
Babam nerede? Beni babama götürün. Babanın işleri vardır, şimdi olmaz. Sonra gidersin. Öyle değil mi Hatice halası? Evet Mustafa. Emrediyorum, beni götürün. Burası benim sarayım değil mi? Buranın sahibi benim. Nasıl böyle konuşabilir? 5 yaşındaki çocuğa sen mi öğretiyorsun bunları? Bu ne cüret? Özrümü bağışlayın validem. Gel bakayım Mustafa. Gel. Bu sarayın tek sahibi var Mustafa. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Tekrar et bakayım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Bir daha duymayacağım böyle şeyler. Şimdi git dışarıda oyna. Alın çocuğu, çıkarın. O daha çocuk validem, öylesine söyledi işte. Özrümü bağışlayın. Anneler akıllı olmalı Mahidevran. Bir şehzade böyle eğitilmez. Şu gösterilerin kıyafetlerine bak. Mücevherlere bak. Bunlar kuş tüyü yataklarda, güzel odalarda kalıyor. Ya biz? Maria, baksana halimize. Belki sonra biz de öyle oluruz. Sultan asıl kadın ve oğlu gelmişler saraya. Mahidevran Sultan. Güzel kadın. Pustano dnie też to. Zamolci. Radio jest osa zamolci, Alex. Buraya geliyorlar. Duydular mı acaba konuştuklarımızı? Sen. Ve sen. Maria, Alexandra, yürüyün gidiyoruz. Yasak, ceza, sopa mı yemek? Hadi düşün önüme. Bu akşam işiniz var. Sultan Süleyman'ı eğlendireceksiniz. Raks etmeyi, şarkı söylemeyi biliyor musunuz? Raks etmek, aptal kızlar. Bakın da öğrenin. Raks etmek. İşte böyle yumuşak yumuşak raks etmek. Hadi düşün önüme. Hadi. Mustafa. Oğlum. Oh yavrum benim. Canım oğlum. Çok özledim seni. Mustafa'm. Hoş geldiniz. Özledik sizi. Biz de özledik Sultan. İbrahim nerede? Beni ona götür. Sonra oğlum. Haydi siz dairenize geçin, yerleşin. Yol yorgunusunuz. Dinlenin güzelce. Gülşah Mustafa'yı yatır, uyku vakti. Uyumayacağım. Babam gelecek, İbrahim gelecek. Mustafa bağırma, başım ağrıyor. Gülşah sana dedim. Hadi paşam. Emrediyorum, bırak beni. Olur paşam, olur şehzadem. Hoş geldiniz. Mustafa büyümüş maşallah. Bir eksiğiniz var mı? Yok. Bırak onu, çok değerli. Kırılmasın. Cariyelerden yollayalım isterseniz. Onlar da bir şeyin ucundan tutarlar. İstemiyorum. İlk gecenizde de yalnız kaldınız. Bu gece hünkârımıza büyük eğlence hazırlanıyor. Müzik, raks, her şey var.
Öyle mi? Kim hazırlıyor? Valide Sultan emir buyurdular. Haberiniz yok mu? Kızlar! Gelin alın şunları buradan. Bu ne biçim iş görme böyle? Hadi çabuk! Madem bir şeye ihtiyaç yok, ben gideyim. Hayırlı geceler. Olmuş dairen, beğendin mi? Bir şey mi oldu Mahidevran? Bizi yalnız bırakın, dışarı çıkın. Evet, seni dinliyorum. Bu gece hünkârım eğlencede. Bizim daha ilk gecemizde. Senden mi izin alacaktı oğlum? Sen şehzade anasısın. Sen hünkârın en gözdesisin. Senin yerini almak isteyecek yüzlerce rakibin var. Genç kız gibi mızmızlanma. Yoksa bu saray yutar seni. Şimdi aklını başına topla. Dairende hanım sultan olarak otur. Özrümü bağışlayın validem, üzdüm sizi. Beni böyle basit şeyler üzmez kızım. Güzelce. Yarın yeni bir gün.
Mendilin pek güzelmiş. Aman o mendile dikkat et. O senin İkbal anahtarın. Yarın gece onun sayesinde geçeceksin altın yoldan. Anlamadım. Yarın gece ne? Nigar Kalfan. Sultan seni bekliyor. Halvet var yarın gece. Halvet? Padişahın koyununa gireceksin. Onu baştan çıkarmak için nasıl raks ettiğini görmediğimi mi sanıyorsun? Bırak bu saf köle kız oyunlarını Alexandra. Alexandra, büyüledin sultanı, büyücüsün sen. Korkulur senden. Kıskandın mı Maria? Donanma Ket Hüdası'nın da verdiği şehadet ile yaptığı katliamlar tescil olan, toprak sahiplerinin mallarına el koyarak kan döküp devlet-i âliyeye güven kaybı yaşatan Osmanlı ordusunun şerefli bir mensubu değildir. Cafer Ağa'nın idamına karar verilmiştir. Karar tez infaz olunacaktır. Aslanım memnun kaldı demek eğlenceden. Alexandra'ya verdim o mendili. Kız da bir raks etti, bir salındı ki hiç beklemezdim. Meğer ne hünerleri varmış. Mor mendili aldı diye Alexandra'nın eğitimini boşlamayın. Bu akşama iyi hazırlayın. Arsızlık istemem. Alexandra sen misin? Evet. Ha mama. Bırak şimdi hamama. Sonra gidersin. İşimiz var. Gel benimle. Hazır mısın Bostancıbaşı? Hazırız. Hünkârımızın izni olursa Cellat Kara Ali emir bekler. Yok.
Evet. Sen eksiktin Venedik elçisi. Ama geç kaldın, kaçırdın büyük trajediyi. Bunları topla, sandığa yerleştir. Bakma yüzüme, iş yap. Ben? Beğenemedin mi? Sana iş mi beğendireceğiz? Düzgün koy, Alexandra. Hünkârımız Sultan Süleyman'ın asekisi Mahidevran Sultan. Silahlarını aldınız mı? Venedik Cumhuriyeti Elçisi Tommaso Mocenigo. Devlet-i Ali Osmaniye'nin 10. padişahı Sultan Süleyman Hazretleri'nin tahta çıkmasını Venedik Dükü adına kutlar. Geçmişten gelen iyi ilişkilerimizin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dileriz. Bu iyi dilekleri kabul buyurdunuz mu hünkârım? Düşmanlık ve fitne taşımayan her dilek makbulümüzdür. İş ki verilen sözler tutulsun. Adaletimize saygılı olunsun. Yoksa... Durante questo periodo di pace. Certo che il sultano Solimano accetti i suoi migliori auguri, ma parla anche di un dettaglio molto importante. Vuole che Venezia mantenga le sue promesse senza aizzare nessuno e rispetti la nostra giustizia. Ho capito, ma come mai lei parla così bene la nostra lingua? È la mia madrelingua. Mia madre era veneziana. Palga'da sor bakalım. Şarkel'le François ne zaman savaşa başlayacak? Kim kendini Kaiser ilan edecek? Venedik kimin tarafını tutacak?
Sultan Beyici ile aracısız konuşmaz. Tövbe tövbe. Kidi Guerrera, Sesosta Kaiser. Quella parte sarà Venezia. Dio ci salvi da questa guerra di modo. Böyle bir savaş Tanrı korusun ki çıkmasın. Biz de taraf tutmak, ittifak yapmak zorunda kalmayalım. Şarlken Kutsal Roma İmparatoru olma hevesinde. En kısa zamanda belki yarın savaş başlatacak. Artık yeni bir Haçlı Seferi hayaldir. Derslerini aldılar. Carlo Quinto vuole essere l'imperatore al più presto. Arkadaşında ne işi var? Nasıl karışıyor lafa? Saygısız. Bu gücü nereden alıyor? Nereden alacak? Sultanından. Kafirler kendi aralarında kavga edecekler. Siz küçük beylikler İtalya'da bir birlik sağlayamadınız. Sizi de yutacaklar. Venedik, Napoli, Floransa, papalık gücünüz paramparça. İktidarı ticaret kurtarmaz. Büyük ticaret için güçlü ordu gerekir. Noi sappiamo bene quanto forte sia il suo esercito. Sultanım, sizin ordunuzun gücünü biliyoruz. Doğu ile bütün ticareti Osmanlı yapıyor. Ayrıca İpek yolu, baharat yolu da sizin topraklarınızdan geçiyor. De ki, Batı'nın Akdeniz'in de ticaret yolu bizden geçecek. Akdeniz bizden sorulacak. Neredesin? Bilal yeni sultana. Delirdin mi sen? Neden gittin o kadını? Öldürürler seni. Gittim ona dedim ki bak. Sen artık onun kadını değilsin. Unut. Ben bir gece değil. Bin bir gece onun kadını olacağım. Süleyman'ı kendime köle yapacağım. Sen bittin Alex. Sen bittin. Seni denize atacaklar. Balıklar falan yiyecek seni. Sen delirdin mi? Nasıl yaptın? O beni çağırdı gittim. Korkma. Şaka, şaka. Senden korkulur Alex. Sen gerçekten her şey... Sen neden hamama gitmedin hala Alexandra? Hadi akşam oluyor. Hala hazır değilsin. Yürü! Hadi kızlar siz de ayağa kalkın. Devo discutere con il signor Joshua. Ho bisogno delle informazioni precise sul mercato. Devo preparare un rapporto. Dai, vediamo cosa pensano gli artigiani per il nuovo sultano. Görecektiniz o astığı astık, kestiği kestik kanlı Cafer'in halini. Adam zor yürüyor. Bitmişti be. Etme bulma dünyası. Yapmayacaksın. İlahi adalet var. Ya, ilahi adalet değil bu. Sultan Süleyman'ın adaleti. Bak nasıl geldi hemen tak gitti Cafer'in kellesi. Öyle öyle. Venedik elçisi de infazdaydı. Ölü patlamıştır. Yo yo. Signor Mocenigo. Buyur gel bir şerbet iç. Teşekkür Matrakçı Naso Efendi. Joshua Efendi ile işim var şimdi. Sonra. Tabii. Tabii. Tabii ona gidersin. Para parayı çeker. Yahudi sarraf dururken biz kimiz? Şeref verdi mi Signor Tommaso? Buyurun. Nasılsınız Signor Joshua? İşleriniz nasıl? Piyasa nasıl? Maşallah maşallah. Peki yeni sultan geldi. Piyasa fıkır fıkır canlandı. Altınlar havada uçuşuyor. Çok yaşa Sultan Süleyman. Sultan Süleyman'ı bir gece değil, bin bir gece tutup kendine meftun kölesi mi yapacakmış? Aynen böyle söyledi efendim. Kulaklarımla duydum. Peki daha iyi, çekilebilirsin. Gözün o asinin üzerinde olsun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Mahidevran'ı çağır bana. Oggi
il sultanı Süleyman. Keçi arayacak lütfen. Siye comportato. Bugün huzuruna kabul edildiğimiz Sultan Süleyman beni çok iyi karşıladı. Genç, yakışıklı biri. İnsanı etkileyen kararlı gözleri var. Sakin, kendinden emin hali, babasının sert ve asabi mizacının tam tersi. Mesafeli ve soylu bir görünüşü var. Tahta çıkışı yeni olmasına rağmen hızlı kararlar alıyor ve hemen uyguluyor. Halkı şimdiden kazanmış. Şaşırtıcı olan bir diğer husus da bizim dünyamızı çok yakın takip etmesi ve Charles Ken Fransa ilişkilerinin geleceğiyle ilgili şöyle diyor. Savaş çıkacak aranızda ve ben Akdeniz'e sahip olacağım. Hünkârım, şerbetiniz. Kaderin değişebilir. Hünkârımıza layık asil bir hanım ol. Bekle. Thank you.
Hünkârım, sevgili kulunuz geldi.